Herkese merhabalar arkadaşlar. Atak Dinamo Matematik Kampı'yla sizlerle birlikteyiz. Bugünkü dersimiz, son dersimiz fonksiyonlar arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar fonksiyonlara geçmeden önce takvimimize bir kere daha bakalım. Uyku yatak yerine ders çalışma atağı tercih ettiğiniz için ve Dinamo Kampı'na geldiğiniz için teşekkür ederiz ve Tebrikler arkadaşlar yarın itibariyle her şeyi bir toparlayın bakalım. Ve sonrasında da deyin ki tebrik ediyorum kendimi. Çünkü bu güzel kampı bitirdim. Çalıştım, ödevlerimi yaptım diyeceksin ve bitireceksin. Ödev demişken bugün günlerden 18 Kasım Perşembe fonksiyonlar anlatacağız dedik. Ödevimiz 89 ile 151 arası hepsini yapın arkadaşlar bildiğiniz. 89 fonksiyonların başlangıcı. 95 bir türlü gelemedik. 89 fonksiyonların başlangıcı. Siz okulda nereye kadar gördüyseniz, burada kampta ne öğrendiyseniz oraya kadar hepsini yapıyorsunuz, bitiriyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında da polinomlara geçeceğiz. Zaten ileriki haftalarda. Evet, vakit kaybetmeyelim. Ödevimizi de en baştan verdik. Yine söylüyorum, kampı bitirdiniz, izlediniz. İnşallah da beğenmişsinizdir. Yorumlarda gör görüşlerinizi de belirtebilirsiniz. Evet, ödevimizi verdik, her şeyi yaptık. Artık dersteyiz. Fonksiyon arkadaşım bir tanım kümesi vardı, A tanım kümesiydi. Bir de değer kümesi vardı. Bu ikisinden tanım kümesindeki elemanlarımızı değer kümesindeki bazı elemanlara yani f(a)lara fonksiyonda yerine koyduğumuzda tanım kümesinin cevaplarını görüntü kümesine taşıyan e, matematiksel işleme biz fonksiyon diyorduk ve fonksiyonda iki tane değer vardı. Birisi x, birisi de y. Bağımsız değişkenimiz x'ti x'e bağımlı olduğu için y'ye de bağımlı değişken demiştik. Yine söylüyorum a tanım a'nın gittikleri görüntü ve görüntünün de içinde olduğu büyük kümeye de değer kümesi demiştik. Ve bunlarla ilgili fonksiyon çeşitleri vardı. İçine fonksiyon neydi arkadaşım? İki tane küme varsa ve bunlar arasında bir fonksiyon tanımlandıysa bu tanımlandığında bütün elemanlar karşıya gittiğinde burada boşta eleman kalırsa yani değer kümesinde bakın tanım kümesinde zaten boşta eleman kalamazdı. Ama değer kümesinde kalırsa bakın ne oldu? Değer kümesinin içinde kaldı görüntü kümesi. Yani içine fonksiyon Ama buradaki elemanlarım gitti. Karşıdaki herkesi kapsadı. Ne yaptı? Buradakiler değer kümesinin tamamındaki elemanları gittiğine göre buna da biz örten diyorduk. O zaman bir fonksiyon örtense içine olmazdı. İçine ise örten olmazdı. Birebir neydi arkadaşım? Burada gösterdiğim gibi karşıdaki elemanlarla buradaki elemanların birebir gidiyorsa hiçbir daha doğrusu buradaki iki tanesi karşıdaki bir tanesine gitmiyorsa herkes ayrı ayrı gidiyorsa bakın burada boşta eleman kalabilir ya da kalmayabilir. Önemli olan buradaki elemanların giderken hepsinin bir ve yalnız bir taneye gitmesidir. Biz de buna birebir diyorduk. Sabit fonksiyon neydi? Herkesin karşıda nereye gitmesiydi? Tek bir değer gitmesiydi. Biz de bunu fx eşittir c ile göstermiştik. Ve burada x değişkeni yoktu. Birim fonksiyon neydi arkadaşım? Birim fonksiyon 1 ise 1'e, 2 ise 2'ye, a ise a'ya götürüyordu. Yani fx neyse, içi neyse dışı da oluyordu. fx eşittir x demiştik doğrusal fonksiyonda grafiği doğru belirttiği için ax artı b şeklinde yazılan fonksiyonlardı. Parçalı fonksiyonlarsa fonksiyonumu tek bir fx diye belirtemiyordum. Belirli aralıklarla yazıyordum. Mesela x'ten büyük, x 1den büyükken ya da x 1e küçük eşitken iki tane farklı fonksiyon yazıyordum. Ve adam sana f3 derse hemen benim fonksiyonum bu diyordun. f 2 derse benim fonksiyonum bu deyip eksi 2'yi burada Üçü burada yerine koyuyordun. Unutma arkadaşım. Fonksiyonlarda 4 işlem. Basitti. Ne vardı? A'dan R'ye, B'den R'ye giden iki farklı fonksiyon vardı. Tanım kümeleri farklı. Ama aynı işleme sokacaksak aynı tanım kümesi elemanlarına sahip olması gerektiği için ne olacaktı? Kesişimleri benim tanım kümem olacaktı. Ve karşıda da R'ye gideceklerdi. Ve burada da arkadaşım yıldız koydum. Neden? İki tane işlemim varsa bunların hepsi için geçerli bu yıldız işlemi ne yapacak? Kesişimler R'ye gidecek. Peki bunlar ne oluyordu? Birlikte yazdıklarımı ayrı ayrı yazıyordum. fx artı gx, fx eksi gx, fx çarpı gx, fx bölü gx. Yalnız matematiğin en ciddi kurallarından biri payda sıfır olmazdı. gx fonksiyonu sıfır olmadığı değerleri, sıfır olduğu değerleri almayacaktın. Ve de arkadaşım k çarpı fx de k çarpı k çarpı f x de k çarpı fx'e geçiyordu. K da reel sayı yani kat sayıdı. Fonksiyonların grafiğinde de bilmen gereken fonksiyonunun grafiğinin x eksenini kestiği nokta. Bakın bir fonksiyonun varsa fonksiyonunun grafiğinin x eksenini kestiği nokta. Nokta veya noktalar nedir arkadaşım? Nokta veya noktalar o fonksiyonun kökleridir. Mesela 2x artı 2 eşittir 0. Eksi 1. O zaman burası eksi 1 bunun bir köküdür. İkinci dereceden, üçüncü dereceden buradaki ne kadar çok varsa o kadar dereceden olacaktı. Onlar da aklına gelsin. Kökleri veya sıfırları bakın eşittir sıfır. Çünkü burada nedir? Eksi bire sıfırdır. X'im eksi bir y de sıfırdır. Bunu unutma. Grafikte unutmaman gereken en önemli şeylerden biri tekrardan söyleyelim. X ekseni üzerinde y sıfırdır. Veyahut da bir sıralı ikili varsa y'si sıfırsa o kesinlikle x ekseni üzerindedir. Peki y'si var x'i yoksa o zaman da o da y ekseni üzerindedir. Mesela burası da 0'a 5. Bakın x'i yok y'si var. İşte burası da y ekseni üzerindedir. Peki a a b'yi nasıl gösterecektik? x'te a'yı alacaktın. Burası a. y'de b'yi alacaktın. Bunları da kesiştirdiğinde işte bu noktada senin grafiğinde varsa ki burada mesela yok. Grafiğinde varsa orası da x a virgül b demiştik Kesişim noktasına. Bir de sıfıra sıfır vardı. Onu da söylemeden unutmayalım. Burası da orjindi. Hem X hem de Y'nin üzerinde olan başlangıç noktasıydı. Doğrusal fonksiyonun grafiğini çizerken unutma arkadaşım. Hemen eksenleri kestiği noktalar verilmişse sana şöyle ya da böyle fark etmez. Bu noktaları AX artı B fonksiyonunda noktasal olarak mesela sıfıra 5, eksi 1'e sıfır olarak yerleştirirsen FX'in yerine Y yazarsan kesinlikle rahat bir şekilde grafiğinin denklemini bulursun. Unutma doğrusal bir fonksiyon varsa... ...onun denklemi AX artı B'dir dedim. Ve sözü fazla uzatmadan... 7 tane müthiş sorum... ...ve de sana bıraktığım ödüllü soruma geldiğim. Evet arkadaşım ilk sorumuza bakıyoruz. FX artı 2... ...X kare çarpı GX eksi 1 eksi 2X... ...GX de G eksi X de toplanınca sıfır oluyormuş. Allah'ım yarabbim bu ne karmaşık bir şey ya. Okurken bile insan... Midesi bulandı. Kar, karman çorban oldu. F4 eşittir 4 olduğuna göre G eksi 1 nedir diyor. Arkadaşım bir kere soruyu okursan uzun gelir. Sen yapacaklarına odaklan. Bak F X artı 2 F 4 F F parantez 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 e, Burada ne var arkadaşım? Bak X artı 2 eşittir 4 Sakın F4 deyince X'in yerine 4 koyma. Adam sana f x artı 2 vermiş. O zaman ne diyorsun bak? Diyorsun ki x eşittir 2 için. x eşittir 2 için dersen hemen yerine koyuyorsun x'in yerine 2'yi. 2 artı 2 4. Eşittir. 2'nin karesi 4. Burası ne oldu? Hop g 2 eksi 1 1. Eksi 2 kere 2 4. Çünkü niye? X'in yerine 2 koydum. Olay müthiş bir şekilde geldi. Hocam burada da koyacak mıyım? Ya burası değil bizim işimiz. Şu an F4'ü bulmak için koydum ben. O zaman F4'ü koymak için bulduysam F4'ü buldum artık. Şunu bir sileyim. F4 4'tür. Artık F4'ün yerine 4 yazdım. Geldim buraya. 4 çarpı G1 eksi 4. Eksi 4'ü karşıya attım. 8 eşittir. 4 çarpı G1. Her tarafı 4'e böldüm. 2 eşittir. G1 çıktı. Bakın G1'i buldum. Tamam da G ile ilgili işlemler kimdeydi? Neredeydi? Aa, bu arada şeyi unuttuk ya. Ee, soruyu çözdüren taktiği unuttuk. Fonksiyonun içine dikkat et arkadaşım. Biraz önce söyledim ya. Girişi de zaten öyle yaptım. Taktiği söyleyecektim ilk önce. Unuttum. Fx mi? Fx artı 2 mi? Ona göre x'e değer var. Mesela burası fx olsaydı x'e 4 diyecektim. Burası x artı 1 olsaydı x'e 3 diyecektim. Şu an x artı 2 olduğu için x'e 2 dedim. Herkese burası hariç. Bu denklemde herkese 2 dedim. Ona göre hareket ettim. Geldim buraya arkadaşım. Çok fazla uzatmayalım. Geldik buraya. Bana G1'i biliyorum. Ama adam bana G-1 soruyor. Ve onunla ilgili zaten sorum da burada. O zaman yazalım. X eşittir 1 için bu sefer X eşittir 1 için kimde? Burada G1 artı G-1 eşittir 0'sa G1'in 2 olduğunu biliyorum. G-1'in ne olduğunu bilmiyorum. 2'yi karşıya atarsam ama çok rahat bir şekilde cevabın eksi 2 olduğunu bulmuş oldum. İşte bu kadar mükemmel tatlış bir soruydu. Ne yaptık? Soruyu çözdüren taktiğimizde verdikten sonra artık fonksiyonlara bir tık daha rahatlamışızdır. Özellikle grafiklerde bu dediğimi unutma. Unutsam bile bugün sana zaten çözeceğim. Aklında kalacak. Geldim ikinci soruya. Bana ne diyor? Fonksiyonlarda dört işlem hangisi toplamayla çarpmayı vermiş. Şimdi bunları yapacağız. Ne diyor? Burada bir f artı g diyor 3 diyor. O zaman bu f3 artı g3 değil midir arkadaşım? İfadelerin değerleri nelerdir diyor. İlk önce taktiğimize bakalım. Parçalı fonksiyon kolaydır. Bakın sakın parçalı gördük diye şok olmayın kitlenmeyin. İstenen sayı hangi parçada ise fonksiyonun denklemi odur. Fonksiyonun denklemi şu an bakın F'de 2 tane, g'de 2 tane. Ama sakin ol. Niye? Çünkü aslında orada bir tane. Niye? F3 diyor mesela bak. F3. F3 nerede? Birden büyük mü 3? Birden küçük mü? Birden büyük. Büyükse arkadaşım o zaman onun formülü x karedir. E, x de 3'müş. O zaman 3'ün karesi artı. G3. G3 burada. Ne diyor burada? Ah şurayı, şurayı, şurayı ufak bir hata var. Onu düzeltelim arkadaşlar. Ah, 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 ah. Burayı düzelttik. Sıfırdan büyük eşitse 5'i kullanacağım. Sıfırdan küçükse bunu. Zaten burası sıfırdan büyük olamaz. Çünkü çift derecelinin içi eksi olmaz arkadaşlar. Geçtim. Hemen ne yapıyorum? Bana 3 diyor. 3 sıfırdan büyük mü? Büyük. Sıfırdan büyükse sıfırdan büyük her şeyde cevap 5'miş. Yani sabit fonksiyonmuş. O zaman ben ne yaptım? Bunun cevabını buldum. 9 artı 5'ten dolayı 14 yaptım. Geldim ikinci kısma. F eksi 1 çarpı G eksi 1 diyor bana. Şimdi yine diyorum bak kolay soru parçalı fonksiyon olduğuna bakma. İki fonksiyon var gibi gözüküyor. Aslında bir tane eksi 1 1'den küçük mü 1'den büyük mü? Tabii ki de 1'den küçük. O zaman ne yapıyorum? X'in yerine eksi 1 koyuyorum. Çarpı G'de eksi 1'e bakıyorum. O da tabii ki de sıfırdan küçük olduğu için kök içinde eksi eksi 1 yaptım. Devam ediyorum. Eksi 1, eksi 2. 1 lira borcum vardı. 2 lira daha gelirse hepten kaydım. O oh, şey hepten fazla borcum oldu. O zaman ne oldu arkadaşım? Eksi 1, eksi 1 ne oldu? 1 oldu. Kök 1 de nedir? Kök 1, bir, 1'dir. O zaman bunun cevabı da neymiş? Eksi 3'müş dedim. Ayrı ayrı buldum. Taktik denir. Kolay olduğunu fark etmendi. Fark ettin ve yerlerine koyduğunda da çok rahat bir şekilde bulmuş oldun. Geldik 3. sorumuza. 3. sorumuzda da bir fonksiyon var. R'den R'ye gidiyor fonksiyonu birim fonksiyonmuş. O zaman A, B, C nedir diyor. Hemen taktiğime bakmam lazım. Sadece fx eşittir x birim fonksiyon değildir. Arkadaşım bak bütün kitaplarda da fx eşittir x birim fonksiyon der. Ve bazı hocalarımız da fx eşittir x birim fonksiyondur der anlatır geçer. Ama ufak bir sıkıntı var. fx eşittir x ama yani içi neyse dışı da o olan fonksiyon birim fonksiyondur. Mesela bakın F1 e 1'dir. Bak F A artı 5 nedir? A artı 5'tir. Birim fonksiyon içi neyse dışı da odur. Mesela F X artı A eşittir. X artı A'dır. Bu da bir birim fonksiyondur. Aklında olsun. O zaman adam bana burada ne anlatıyor? F 7 X artı 2 2 A eksi 2 X kare 3 B artı 1 X C artı 3 fonksiyonu birim fonksiyondur. Arkadaşım o zaman buranın cevabı bunun cevabı aslında 7x artı 2 değil mi? Çünkü içi neyse dışı da oydu. O zaman bunun cevabı bu. E bu da burada olduğuna göre. E peki burada x kare var mı arkadaşım? Yok. O zaman burası 0x karedir. Artı burası 7x'tir. Artı burası 2'dir. Bakın fx artı f, f 7x artı 2 cevabı nedir? 7x artı 2'dir. O zaman 7x artı 2'yi burada bulmaya çalışacağım. Hemen bulalım o zaman. 2a eksi 2 eşittir 0'mış. 2a eşittir 2'dir. a buradan 1'dir. Devam ediyorum. 3b artı 1 7'dir. 3b artı 1'i karşıya salladım 6. Her iki tarafı 3'e böldüm. B de 2 çıktı. Geldim buraya. C artı 3 eşittir 2'dir. 3'ü karşıya salladım. Eksi 3 oldu. O zaman ne oldu? Eksi 1'dir. Bana ne soruyordu? A çarpı B çarpı C'yi soruyordu. 1 çarpı 2 çarpı eksi 1. Bir. Birler etkisi bir eleman ama eksisi çok etkili bir eleman. O zaman ne yaptık? 1 kere 1, 1. 2 kere 1, 2. Eksiyi de koydum. Eksi 2 yaptım. Çok güzel bir soruydu. Çok hoş bir soruydu. Bu soruyu da geride bırakmış olduk. Geldik bir başka soruya. Ve ÖSYM tarzında çok önemli bir soru. Çünkü bunu test kitapları da, denemelerde, de, ÖSYM de bazen can alıcı noktasından vurabiliyor. Aklımızda olsun. Soruyu çözülen taktiğe bakalım ilk önce. Sabit bir fonksiyonsa bir rasyonel ifade. Sabit fonksiyon neydi arkadaşım? E, FX eşittir C ydi. Yani burada bir tane sayıydı. X yoktu ama burada X'ler var. Demek ki bu X'lerin gitmesi lazım. O zaman bu bir sabitse, sabit fonksiyonsa A bölü C, B bölü D'ye oranlıdır. Burada bir orantı vardır. V, 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 V unutma. Burayı paranteze aldığında, A parantezini aldığında, aşağıya C parantezini aldığında, B'ler, D'ler oranlı olduğu için bunlar aynı çıkar. Ve fx fonksiyonu aslında A bölü C'dir, aklında olsun. Bak ne demek istiyorum anlatayım. Burada bir sabit fonksiyon var arkadaşım, burada bir sabit fonksiyon var ve bu sabit fonksiyonda görüyorum ki o zaman benim nedir? Şuradaki katsayilerim orantılıdır. Nasıl? M bölü N eşittir 9 bölü 3'tür. Bak şimdi M bölü N 9 bölü 3 ise bunlar birbirini götürdü. Ne çıktı? M bölü N eşittir 3 bölü 1 çıktı. Şimdi Demek ki M ile N birbirlerinin 3 katı. Yani M'nin 3 katı N'ye eşit. O zaman demek ki yukarısı 3 parantezine alınırsa aşağı ile gidiyor. Ben de zaten ne demiştim sana? Fx eşittir demiştim. Fx eşittir. Direkt baştaki katsayıların oranıydı. 3 bölü 1'den 3'müş demiştim. O zaman sabit fonksiyon oldu mu? Oldu. Fx'im kaç çıktı? 3 çıktı. İster FX1 olsun ister F1'i sorsun İster F2021'i sorsun O zaman bunun cevabı Her türlü 3'tür Peki burada ne yazıyor Bakın arkadaşlar Burada ultra mega süper önemli bir şey yazıyor Bunun önceki hayatta Burası nasıldı biliyor musunuz M bölü ne Eksi N bölü neydi Paydalar aynı olduğu için Ne yapılmış bunlar aslında çıkarılmıştı Paydalar aynı olduğu için o zaman ne diyorum bak? Ben de diyorum ki bunu bu şekilde yazabilirim. Yazarsam ne olur? M bölü N eksi N bölü N 1'dir. E M bölü N'yi sen biliyorsun. 3'tü. E 1 çıkartırsan ne kalır? 2. E burası da 2'ymiş. O zaman ne oldu? Bana sorulan soru 5 oldu. Lütfen bu soruyu iyi anlayalım arkadaşlar. Çok önemli bir soru. Hatta ve hatta bir tane de sana Bitirmeden önce bir sabit fonksiyon göstereyim. Mesela 6x artı 3 ile 4x artı e, ne var burada? 2 var. Bakın arkadaşlar. 6, 6, 6 bölü 4, 3 bölü 2 eşit mi? Evet. O zaman yukarıyı 3 parantezine alalım. Bakın yukarıyı 3 parantezine alırsak 2x artı 1 3 parantezine aldım. Bölü aşağıya 2 parantezine alırsam 2x artı 1 e, Bunlar birbirini götürdü. Bakın gerçekten oranlı olunca sayılar karşına geliyor. Ve 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 en önemlisi bu sayıların oranı da senin zaten neyine eşit oluyor? Fonksiyonun o sabit dediğimiz şeye eşit oluyor. Geldik bir başka soruya. Tam tamına arkadaşlar 3 tane grafik sorun var. Sonrasında da her şey bitmiş olacak. Kampımızı tamamlamış olacağız. Şimdi baktığımda soruma ne görüyorum? Y eşittir fx gerçek sayılar tanımlı bir fonksiyon. F5 eksi F4 farkı kaçtır diyor. Ve bize bir fonksiyon vermiş, grafiği vermiş. Arkadaşım doğrusal fonksiyon grafiği doğru belirtir. Ya da bir grafikte doğru varsa o doğrusal fonksiyondur. Peki nasıl yapacaksın? Ax artı b'ye göre a ve b bulunacak. Peki nasıl bulunacak? Şu noktanın sen ne olduğunu biliyor musun? Biliyorsun. Neydi o? Sıfıra 3'tü. Peki bu noktanın ne olduğunu biliyor musun? Burası da eksi 2'ye 0'dı. O zaman hemen şurada bulalım. fx eşittir ax artı b olduğuna göre. Şu güzel kalemimle yazayım ya. Hemen burada da fx'in y olduğunu biliyorsun sen. y'ye 0 verirsem x'im eksi 2'ymiş. O zaman eksi 2 a artı b olacak. Burayı hallettim. Burada da x'e 0 verirsem de y 3'müş. O zaman x'e 0 verelim. Y3 çıkacak. X'e 0 verirsem burası gitti. O zaman B3'müş. Süper. B'nin 3 olduğunu buldum. E B3 ise burada yerine koyalım. O zaman ne oldu? 2A karşıya gitsin. B de 3'tü zaten yazdım. O zaman A eşittir. 3 bölü 2 olmuş oldu. O zaman benim FX dediğim şey ne çıktı arkadaşlar? 3 bölü 2 A artı pardon 3 bölü 2 X artı 3 çıkmış oldu. Hatta ve hatta yerine koyalım. Bakın x'in yerine 0 koyarsak cevap 3 çıkıyor. x'in yerine eksi 2 koyarsak cevap 0 çıkıyor. Gerçekten de tam da grafiğimize oturuyor. O zaman dediklerini yapalım. x'in yerine 5 koyalım. 3 bölü 2 çarpı 5 artı 3 eksi 4 koyalım. 3 bölü 2 çarpı 4 artı 3 dedik. İşte bu. Bakın olayı bitirdik. Ne yaptık? x'leri yerine koyduk. Hallettik. Peki arkadaşım burasını çarparsan ne oldu? Hop 15 bölü 2 artı 3. Eksi burası da 12 bölü 2 eksi 3 oldu. Ne yaptık? Eksiyi hem de dağıttık. Burası 4 kere 3 12. 12 bölü 2. Bakın 6 yazmadım. Neden? Çünkü bunlar birbirini götürüyor. E burası da ne oluyor? 3 bölü 2 kalmış oluyor. Çok tatlı. Çok güzel bir soruydu arkadaşım. Doğrusal fonksiyonu buldurttu. Pratik işlem yaptırttı. Taktiği de zaten en başta en güzel şekilde verdik. Bir soru daha gitti. Sorular pıtır pıtır gidiyor. Ve kamp yavaş yavaş bitiyor arkadaşlar. Tabii ki de bitişi üzüntülü ama tatildeyiz sonuçta. Tatilde de aktif kısmını bitirdik. Şimdi artık pasif kısmına geçeceğiz tatilin. Y eşittir fx fonksiyonunun grafiği. Yan grafiği yandaki grafikte verilmiştir. Tabii ki de burası bu buradaydı bu yazı. Ben buraya aldım. Yandaki grafik ne oldu? Yukarı çıkmış oldu. Yukarıdaki grafik arkadaşlar. Buna göre f x eksi 2 fonksiyonunun köklerinin toplamı nedir? Arkadaşım, sana neyin köklerini soruyor? F x eksi 2'nin köklerini ya da sıfırlarını soruyor. Hoppa, geldim buraya. Kökler ya da sıfırlar için fx için f x eşittir 0, f x eksi 2 için f x eksi 2 eşittir 0'a bakacaksın kökler ya da sıfırlar fonksiyonun neyse onun cevabının sıfır olduklarıdır. fx eksi 2'nin kökleri toplamı kökleri sıfır olan değerlerdir. O zaman hocam bunu nasıl yapacağız? İlk önce sen f'in neler olduğuna bak arkadaşım. Bak f eksi 3'e sıfır değil mi bu nokta? Eksi 3'e sıfırsa o zaman f eksi 3 e, f eksi 3 eşittir sıfırdır. Peki bu nokta 1'e sıfır değil mi? Evet. O zaman F1 eşittir sıfırdır. Bu nokta F4 eşittir sıfır değil mi? F4 4 virgül sıfır değil mi bu nokta? O zaman F4 eşittir sıfırdır. Fx fonksiyonunun sıfırları eksi 3, 1 ve 4'tür. Fx fonksiyonunun sıfırları bunlardır. Ama Fx eksi 2 fonksiyonun sıfırları buna karşılık gelenlerdir. Bak eksi 3 nasıl olur? X eksi 2 eşittir. Eksi 3 olur. X eksi 2 eşittir birken olur. X eksi 2 eşittir dörtken olur. O zaman ne oldu? X eşittir eksi 1 iken bunun cevabı kökü sıfır olur. O zaman ne dedik? Birinci X'imiz X eksi 1. Attım karşıya. X eşittir 3 iken benim köküm sıfırdır. Benim köküm cevabım sıfırdır yani. Köküm o zaman 3'dür. Bak if X eksi 2'de 3 koyarsam Ne oluyor? F1 eşittir sıfır oluyor. Zaten F1'in sıfır olduğunu grafikten görmüştüm. Şimdi ben burada bunlar cevaplar sıfır olduğu için içlerinin aynı olmasını çalışıyorum. X eksi 2 eksi 3. X eksi 2 1. X eksi 2 4 yapmaya çalışıyorum. Attım karşıya. X eşittir 6 oldu. Ve bunu da bitirmiş oldum. O zaman demek ki benim F x eksi 2'nin kökleri nelermiş? Kökleri eksi 1 toplamını soruyor bana. Eksi 1, 3 ve 6'ymış. Tabii ki de 6, 3 daha 9. 1 çıkartırsam da kocaman benden 1, 8 olmuş oldu. İşte arkadaşlar çok güzel bir şekilde fx grafiğinden köklerini buldum. Bak artık f'lerin x'siz halinde f-3 sıfırdır, f-1 sıfırdır, f-4 sıfırdır. Kime göre yazmaya çalışıyorum? x-2'ye göre. Hiç fark etmez arkadaşım. Hiç fark etmez. Yapmamız gereken şey direkt cevaplar sıfır olanları hangi içeriye ne koyarsam o, şekilde olur diye bakıyorum. X eksi 2 eksi 1 eş. X eksi 2 eksi 3 e eşitliyorum. X eksi 2 1'e X eksi 2 4'e eşittir. İşte bir ilk girişte de buna benzer soru yapmıştım. Şimdi de yaptım. Grafikte de anlamı budur. Unutma süper bir soru oldu. Ve artık kampımızın son sorusu. Dinamo soru bankamız zaten ödevlendirmeyi de oradan yapmıştık. 124'te 2 Müthiş bir soru. Bakalım nasıl olacak? fx 2'nin fonksiyonunun grafiği verilmiş. Ve benden f2'ler, f0'lar, f 4'ler isteniyor. Ve bunlarla ilgili bir soru isteniyor. Cevap isteniyor. Ona göre bakacağım. Ne olursa olsun grafik sorularında. Bak taktik geliyor. Ne olursa olsun grafik sorularında. X'leri f'in içinde yerine koy. Bak ne olursa olsun. Fx 2 mi? fx mi? F5x mi? Ne olursa olsun. Sen nokta koyuyorsun arkadaşım. Bu nokta ne? 4'e eksi 1. Bak o zaman sen x'in yerine 4 koyacaksın. 4 koyarsan cevabın eksi 1 oluyormuş. Devam ediyorum. Bu noktanın yeri yok. Bak bilmiyorum. Devam ediyorum. Şu noktayı biliyorum. Nedir o? X'in yerine 2 koyarsan cevabın 3'müş. Bakın çünkü bu nokta neresi? 2'ye 3. X'i 2, Y'si 3. X'in yerine 2 koyacaksın. Bakın F2 3 değil. O Fx fonksiyonundaydı. Burada F2, X'in yerine 2 koyacaksın. Cevabın 3 olacak. Devam ediyorum. Şu noktayı sen biliyor musun? Biliyorsun. 0'a 4'tü. O zaman ne yapıyorsun? 0 eksi 2 eşittir 4 diyorsun. Son olarak da sen şu noktayı biliyorsun. Bu noktamda eksi 2'ye 5'ti. O zaman ne yapıyorsun? Eksi 2, eksi 2 eşittir 5'tir diyorsun. Hemen benden ne istiyorsa onlara bakacağım. Ama ilk önce şunları bitireyim. F2 eşittir eksi 1'miş. F0 eşittir 3'müş. O zaman F eksi 2 eşittir 4'müş. Ve de en sonunda da F eksi 4 eşittir 5'miş. Artık ne sorsa yaparsın. Her şey yerli yerinde. Hemen şunu şuraya çekelim. F2'yi soruyor. Hop eksi 1. F 0 soruyor. Hop 3. F eksi 4'ü soruyor. Hop 5. O zaman ne oldu? 2 bölü 5 oldu. Cevabı C olarak patlattım. Kitabımızdan çok tatlı bir soruydu. Çok güzel bir soruydu. Ama ne olursun arkadaşım. Grafik soruları benim öğrencilerim 100 soru gelsin yüzünde yapar. Hadi nazar boncuğu birini kaçır. 99'unu yapman lazım. Niye? Nokta tahlili noktayı nerede istiyorsa oraya koyuyorsun f(x) diyorsa orada koyuyorsun. f(x-2) diyorsa orada koyuyorsun. Bu x, bu y. Bu x, bu cevap. Bu x, bu cevap. Bu x, bu cevap. O zaman sen de burada ne görüyorsan f'in içinde x'i yerine koyuyorsun. Olay buradan da bitiyor dedim ve ödüllü soruya geldim. Arkadaşlar, karşımda ödüllü soru. Ödüllü sorunun cevabını yorumlara bekliyorum. Kampımız bitti. Kampla ilgili yorumlarınızı yine Yorum kısmına yazıyorsunuz ve bundan sonraki kamplarda ne yapmamız gerektiğinde bizler sizler için tekrardan düşünüyoruz çünkü biliyorsunuz Tong Tonguç Akademi her zaman sizlerin yanında arkadaşlar en sonunda da ödevlerinizi yapmayı unutmayın en önemlisi like butonunu kırmayı unutmayın daha önemlisi de sizleri sevdiğimi unutmayın kendinize iyi bakın arkadaşlar bir dahaki derslerde görüşürüz.